Ütopya'da 256. gün. Sevgili izleyenler, bugün 8 Temmuz 2015. Bugün Ütopya'da bir devrim günü. Ve bugün Ütopya'da belki de ileriki günlerde seslerin yükseleceği günün temeli. Sevgili izleyenler, gerçekten bugün Ütopya için önemli bir gün. Çünkü daha önce alışılagelmiş birçok şey bugün ufaktan ufaktan kırılmaya ve yapılanmaya başlıyor. Sevgili izleyenler, birazdan bu haber ile ilgili detayları sizlerle paylaşacağım. İsterseniz diğer ana haber bülteninin başlıklarıyla devam edelim. Sözünden dönene ne denir? Bunun üzerine bu gidişle burası restoran olmayacak. Ve bunun ardından Yıldız isyan etti ve isyan ile alakalı söylemleri aynı zamanda devrim niteliğinde olan bazı yapıcı açıklamalarıyla neleri değiştirdi ya da ileriki günlerde neler değişecek birazdan sizlere bahsedeceğim. İsterseniz ben Bahadır Derici ile birlikte Ana Haber bültenini detaylandırmak üzere başlayalım. Sevgili izleyenler, sözünden dönene ne denir? Sizlere bırakıyorum. Dün Şöyle bir olay gerçekleşti. Biz önceki gün bir film siparişi verdik. Film siparişi verdiğimiz zaman Tuncay, Bahadır, Semih ve Buket vardı. Ve biz orada ortaklaşa Tuncay'ın fikriyle birlikte film siparişi verdik. Ve bu film siparişi verdiğimiz zaman projeksiyon cihazının sahibi Semihler olmasından ötürü Semihlere yarın siz izleyin. Öbür günde biz izleyelim dedik. Olur dedi. Peki projeksiyonu verecek misin? Söz veriyor musun dediğimizde evet söz veriyorum. Projeksiyon cihazını vereceğim dedi. Fakat dün değil ondan önceki gün Semihler film izlediler biliyorsunuz. Ardından bir sonraki gün biz film izlemek için projeksiyon cihazını istedik. Fakat sanki o gün o konuşmada dörtlü konuşmasında söz veren Semih değilmiş gibi Hayır dedi. Projeksiyon cihazı benim ve ben dedi size projeksiyon cihazını vermiyorum. Şimdi takdiri size bırakıyorum. Sözünden dönene ne denir? Sizler daha iyi bilirsiniz. Sevgili izleyenler, burası hiçbir şekilde restoran olmayacak. Biliyorsunuz, çardak çardak dediler, çardak yaptılar. Ve bununla alakalı daha önce kıymetli olan adını restoran dedikleri bizim için mutfak olan alanı neredeyse bir ay, bir buçuk ay ayak bile atmadılar. Ve bununla alakalı biz burayla ilgili bir haber yaptık. Çünkü kediler orayı ev haline getirmişti ve kedilerin yuvası olmuştu. Biz dedik ki bu kadar para harcamışsınız, hiç değilse burayı adam akıllı temizleyin. Ve onlar da ana haber bültenimizin gücünden korkmuş olsalar gerek Gayet güzel bir şekilde temizlediler koltuk takımlarını son derece güzel bir şekilde sipariş ederek. Nitekim kendilerine restoran bir halde kullanmaya başladılar. Fakat şimdi ne yaparlarsa yapsınlar arkadaşlar bazı şeylerin kıymetini bilemedikleri için şimdi de ördek yuvasına dönmüş. Ördekler nereyi boş bulsalar oraya pis ...kılmalarının fazla bulunmaları... ...nedeni bakımsızlıktır. Yemek Sevgili izleyenler... ...o zaman şöyle bir şey söylüyoruz. Ya bu ördekler aç... ...ya da bu arkadaşların... ...gözü aç. Sevgili izleyenler... ...Yıldız'ın isyanına gelelim. Evet, cidden söylüyorum... da devrim niteliğinde bir haber. Yıldız resmen... ...isyan etti. Ve dedi ki... ...burada dedi... Bazı insanlar ses çıkarmıyor. Ve olaylar karşısında suskunluk, suskunluğu tercih ediyorlar. Ve ben Yıldız'a bu konu hakkında son derece hak verdim. Fakat Yıldız'ın açıklamaları gayet ses getirmiş olsa gerek artık erkekler de taşın altına elini sokacak. Çünkü daha öncesinde Ütopya'da VCS olsun, banyosu olsun, hangar olsun, bütün temizliği kadınlar üstleniyordu. Hiçbir şekilde erkekleri müdah müdahil etmeden. Fakat artık Fakat artık Yıldız'ın bu söylemlerinden ötürü yapılan daha önceki listede biz erkeklerin ismini göremiyorduk. Ama Yıldız öyle bir isyan etti ki o listede artık erkeklerin de adı var. Ve sevgili izleyenler, Yıldız'ın ana temasında şu var. Neden her şey kadınlara yükleniyor? Ya da neden kadınlara burada bir şey yapma zorundalığında bırakılıyor diye. Nitekim haklı. Çünkü biliyorsunuz biz daha önce Ütopya'da kadın olmanın nedenli zor olduğu ile alakalı haberler yapmıştık. Ütopya'da kadına uygulanan psikolojik şiddete dayalı haberler yapmıştık. Ve bunun üzerine birçok sözler söylemiştik. Sevgili izleyenler, söylediğim gibi bugün Ütopya'da bir devrim. Çünkü artık burada yıldızın öngörüsüyle ve yıldızın açıklamalarıyla dengeler değişeceğine inanıyorum. Çünkü artık eşitlikten tamamen, tamamen ama tamamen eşitlikten yana olacak Ütopya. Sevgili izleyenler, Pınar bir canlı telefon bağlantısı yapmak istiyormuş. Pınar'a bağlanıyoruz. Merhaba. Merhaba Pınar'cığım. Yıldız'ın düşüncelerinde katılıyorum. Evet. Ee, hem cinsim olarak böyle bir düşüncesini dile getirmiş olması beni mutlu etti. Evet. Fakat geçmişten örnek verecek olursam, e, grubumuzda Serkan, Abidin, e, Noyan daima tuvalet temizliği, mutfak temizliği ve benzeri şeylerde hep yardımcı oldu. Tabii ki diğer grubun tutumu gözler önünde Semih ve grubunun. Orada daha çok... E, Lider ve çalışanları gözüyle ilerlemek kaydediliyor. Bundan sonra umarım genel anlamda Ütopya'da eşitlik olur temizlik vesaire bakımından. Ve e, e, dayanışma içerisinde olmamız güzel. Evet sevgili izleyenler Pınar'a bizleri bilgilendirdiği için teşekkür ediyoruz. Ve bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın yine aynı saatte Ramazan dolayısıyla saat 22'de gerçeklerin ve sadece gerçeklerin olacağı üzerine Bahadır Derici'nin yorumuna ekleneceği bir ana haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye. Sağ olun.